Şuydu yani kastım şu daha sonra kastım şu İran e, e, doğrudan e, 1979'dan sonra özellikle de Amerika Büyükelçilik'ten basılıp İran-Irak Savaşı'ndan sonra İran doğrudan e, savaştan e, kaçınmayı en önemli güvenlik ve stratejik şey olarak görüyor. E, e, Amerika ile da İsrail ile de doğrudan savaştan kaçınıyor. E, 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 ve e, sadece Amerika İsrail değil. Küçük devlet, mesela Afganistan gibi böyle devletlerden de oradan kaçınıyordu. 96'da bunu net olarak gördük veya birkaç defa başka ülkelerle de kriz noktasına geldi, geri adım attı. Ama gelinen noktada İran şunu düşünüyor. İç iç ve dış potkada geldiği konjektör şudur. Vekil güçler gerekli. Ama vekil güçler İran'ın kendi iç ve dış potkada güvenliği korumakta yeterli değil. Ee, e, e, ve bu nedenden dolayı İran bir adım, bir adım kendi durduğu savunma e, konseptini bir adım gevşetiyor. Sınırlı e, çaplı büyük bir savaşa yol açmayacak ama karşı tarafa savaşabilirim gerekirse mesajı verecek bir konsepti benimsemiş durumda. Ve bu aslında bu konsept 2005'ten Mahmut Ahmet Necip'in Cumhurbaşkanı olduğu günden itibaren İran siyasal sonunda tartışa gelen bir durumdu. Ve özellikle de bu Mehsa protestolarından sonra şu anda stüdyoda olan Savaş Bey, Çağlar Bey ve Engin Bey bütün bu süreci yok çok yakından izlediler. Birebir bildiğim için söylüyorum ve Seyit Hocam da aynen öyle. Şimdi bu süreçte şu anlaşıldı e, Alef Hanım şu anlaşıldı. İran e, e, Tahran'ın güvenliği Bağdat'tan geçer. Beyrut'tan geçer. Orada güçlü olursam Tahran'ın güvenliğini korurum mantığı çöktü. Şunu net olarak gördü. Suudi Arabistan'dan Kafkasya'ya kadar, Pakistan'a kadar uzanan bütün devletler İran iç siyasetine etkili olur pozisyondalar. Biri Beluçlardan tutun da diğer gruplar arasında. Ve, bunu, ve Erbil'in İran iç siyasetinde olan etkisi, Suudi Arabistan'ın İran iç siyasetinde olan etkisi, Pakistan İran iç siyasetinde olan etkisi İran'ın güvenlik de, e, denk e, anlayışında belli bir değişimi zorunlu e, kıldı. Tabii ki İbrahim Reis'in Cumhurbaşkanı olmasına da buna olanak verdi. Şimdi bu güvenlik e, konseptinin, konseptin amacı, e, amacı şuydu. E, amacı şuydu. 2005'te 2005'te ...şu tartışılıyordu... ...özellikle de Muhammed Hatemi... ...ve reformcu kanat. ...reformcu kanat şunu söylüyordu... ...saldırganlık bizim aleyhimizedir... ...her tür saldırganlık rejimi tehlikeye atar... ...o nedenle dolayı saldırgan dili... ...kullanmayalım... ...Batı'yla daha... ...pragmatist... ...bir ilişki geliştirelim... ...karşı taraf, bugün iktidar olan tarafın... ...tezi şuydu... ...hayır, Batı pragmatist dilden anlamıyor... Batı ile masaya oturacaksanız Batı'yı korkutmanız lazım. Batı korkutursanız biraz önce konuklar da söyledi. Eğer o güç dengeyi korkuyla o güç dengeyi yaratabilirseniz siz masada istediğinizi alabilirsiniz. Mesela bunu Ali Larizani şöyle bir cümle kuruyordu o zaman. Batı'nın bir istek listesi var. Birini istiyor, itin, veriyorsun, ikincisini istiyor. İkincisini veriyorsun, üçüncü. Bu istek listesini biz Batı'yı durduramayız. Batı'yı bir yerde durdurmamız lazım. Ve, ve, Batı orada o noktada biz Batı'yı durduracağız ve Batı ile o aslında rejimin kimliğini iç ve dış botkada temel prensipten vazgeçmeyecek noktada durduracağız ve anlaşmayı onun üzerinde yapacağız ve rejimi garanti altına alacağız. O nedenle nükleer gerginlik, nükleer anlaşma vesaire. Şimdi de İran rejimi İran rejimi açık şekilde dışarıda bir gerginlik bir konseptle içeride baskıyı, içerideki var olan rejimi de belli bir noktada dönüştürmek, içerideki sosyal alandaki mehzen mini protestolarından sonra elde edilen göreli özgürlüğü geri almak, rejimi özellikle de askeri şeyi kontrol edebilmek, konsilasyon hameni sonrası sürece hazır ve dışarıda da bunu yapmak. Bu aslında bu aslında bir savaşa kanımca bir savaşa açılmak değil yani. Ben İran rejimini sevmiyorum ama bir savaşı açmak için İran rejiminin e, savaşa bile savaşabilecek bir gücü, ekonomik gücü yok. Askeri gücü yok. Toplumsal meşruiyeti yok. E, böyle bir savaşabilecek bir noktada değil. Ama İran rejimi bunu yükselterek, bunu yükselterek Amerika ile olan ilişkilerini dizginliyor. Ortadoğu'daki olan ilişkilerini dizginliyor. Azerbaycan'la olan, Pakistan'la olan ilişkilerini dizginliyor. Ha buradan Buradan şöyle bir şey çıkabilir. Buradan bu öyle bir riskli bir haldi ki bu riskli bir süreçti ki buradan bir çatışma da çıkabilir. Ama buradan aynı zamanda bir anlaşma da çıkabilir. Ee, bir anlaşma da çıkabilir. Bugün mesela duyduğumuza göre doğrudur bilemiyorum. Türkiye ve birçok ülkeye İran'la nükleer dahil birçok konuda anlaşmaya hazırız demiş Batı'lılar ve e, 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 bu, bu şu anlamda İranın amacı İranın amacı gerginliği belli bir noktaya tırmandırarak o noktada kontrol etmek ve o noktadan e, e, sonra pazar.